Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza ama bu defa geldim dersem haksızlık olur. Geldik karşınıza da diyemiyorum. Çünkü ben kameranın önündeyim. Gizemli arkadaşımız Mertes kameranın arkasında duruyor şu anda. Bundan önceki yaptığımız bir iki tane çekimde tektim. Biliyorsunuz o çekimler zaten fark ediliyor. Ama Mertens'in eli değdiği zaman işe biraz da kalite geliyor. Zaten arkadaki kapağı da gördüğünüz vakit burayı arkadaşlar. Bu daha önceki yaptığımız bir sohbetin kapağıydı. Galatasaray çakallara rağmen şampiyon olacak demiştik. Bu kapağı da eline sağlık Mertens, sen yapmıştın. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi güzel bir sohbet yapacağız. Sohbetimizin konusu tabii ki hiç şüphesiz Galatasaray. Ama önce size isterseniz gelin bir görüntü göstereyim. Bir fotoğraf diyelim. O da şu arkadaşlar. Şimdi buraya dikkatle bakıyoruz. Evet, burada benim el yazımla biraz oldu böyle. Galatasaray'ın kalan 10 maçı var. 10 maç. Galatasaray'ın hedefi arkadaşlar 10 maçtan 30 puan. Önce bu hesap görecek dedim Galatasaray. Sonra da göreceği hesaba bağlı olarak birilerine etek giydirecek dedim. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada 1, 2, 3 tane maç var. Şimdi bu maçların üstüne şöyle bir sarı attım. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Mertens belli oluyor mu? Tabii tabii. Belli oluyormuş. Karşılarına da skorları yazdım arkadaşlar. Galatasaray Adana Demirspor 0-0. Ondan sonra Galatasaray Kayseri biliyorsunuz 1-2. Galatasaray orada da puan kaybetmişti. Ve sonra Alanya Galatasaray biliyorsunuz bu tabi orada oynanacak maçlara göre yazdım fikstürü ama bu ilk maçların sonuçları buradakiler. Ondan sonra zaten Galatasaray gördüğünüz üzere seriyi yakaladı ve ta 14'e kadar getirmişti. Ben neden bu 3 maçı ayırdım? Galatasaray, şimdi ben size onun tarihlerini de göstereceğim. Ve o tarihlere göre de arkadaşlar bakın, ekrana getirelim. Şimdi Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı 6 maç var. Bu 6 maç sonrasında muhtemelen Galatasaray şampiyon olacak. 1 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Adana Demirspor'la oynayacak. 14 Nisan Cuma günü, 1 Nisan'da oynayacağı maçtan sonra neden 14 Nisan'a atlıyor derseniz, o arada bir hafta Adana Demirspor maçından sonra boşluk var. Galatasaray o haftayı bay geçecek. Sonra 14 Nisan'da Kayseri Spor'la yine Ali Sami Yen'de. Bu ilk iki maç Ali Sami Yen'de oynanacak. Bu ikisinin arasında da Başakşehir'le oynanacak bir kupa maçı var. O da Ali Sami Yen'de. Onu da geçiyoruz şimdi. 18 Nisan bakın 14 Nisan Cuma Kayseri. 18 Nisan Salı Alanya Spor maçı var 18 Nisan'da. Yani o Alanya maçı hafta içi büyük bir ihtimalle galiba 4 gün demek ki Salı'ya denk geliyor. Salı günü oynanacak. Sonra arkadaşlar Galatasaray 23 Nisan yani bayram günü Karagümrük'le oynayacak. Karagümrük maçı o da Ali Sami Yen'de. Sonra arkadaşlar bir gün sonra da bir hafta sonra da daha doğrusu Karagümrük maçının ardından bu defa 30 Nisan'da Galatasaray İnönü Stadı'na gidecek. İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek ya da işte diğer adıyla Vodafone her neyse. Sonra arkadaşlar 8 Mayıs Pazartesi Galatasaray Ali Sami Yen'de Başakşehir'le oynayacak. Şöyle söyleyebiliriz. Galatasaray 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ta oynayacağı maçta şampiyon olur. 8 Mayıs Pazartesi günü de ki büyük bir ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum, öyle bekliyorum. Başakşehir maçının ardından da Ali Sami Yen stadında şampiyonluk maçı oynanır. Galatasaray o maçın ardından şampiyon olur diye düşünüyoruz. Şimdi program bu. Böyle bir program var. Yani önce 6 maçlık programı konuşalım. 6 maçlık programla ilgili ben cümlemi kurayım sonra bakalım Mertes neler söyleyecek bu konuda. Ben diyorum ki arkadaşlar Galatasaray arka arkaya 3 hafta bak puan kaybettiği demiyorum. Puan kaybettirildiği maçlarda bir defa hesap görecek. Galatasaray Adana Demirspor'la oynadı. Orada berabere kaldı. Oradaki Halil Umut
Meler yönetimi çok eleştireceğim bir yönetim olmadı ama ona rağmen orada Galatasaray bir şekilde yine engellendi. 14 Nisan Cuma Kayseri maçı var biliyorsunuz ama ilk yarıda oynanan Kayseri maçında Galatasaray'a neler oldu, neler yapıldı? Galatasaray hani orada kaybetti ya arkadaşlar. İşte orada nasıl kaybettiğini ben şimdi bir kere daha size burada göstereceğim. Bakın ve söyleyeceğim. Galatasaray orada arkadaşlar hakem marifetiyle kaybetti. Hakem kimdi? Arda kardeşlerdi. Peki VAR'da kim oturuyordu? Serkan Tokat oturuyordu. O meşhur Serkan Tokat var ya. O Serkan Tokat oturuyordu. Peki ne olmuştu arkadaşlar? 38. saniyede, bakın dakikada demiyorum. 38. saniyede Icardi'nin bir şutunda topu Kayserili oyuncu elle çeldi veya koluyla. Yani penaltı var. Penaltı verilmedi. Ondan sonra Galatasaray'a Arda kardeşlerin kurduğu tuzak ve kaybedilen bir maç oldu. Galatasaray 2-1 mağlup oldu Kayseri'de. Aynen Konya'da hani yakın tarih olduğu için söylüyorum. Konya'da Galatasaray'a kazık attılar ya, penaltı verilmedi, kırmızı kart çıkmadı. Onun benzeri Kayseri'de ilk yarıda yaşanmıştı. Yaşandı ve Galatasaray orada 2 puanı bırakmış, 3 puanı bırakmıştı. Sonra Ali Sami'ye gelindi. Hani darbe geliyor ya, işte ben hep diyorum ya, Konya bu hani Lale Orta denen MHK başkanı hanım var ya, o hanım Galatasaray'a darbe vurmak için hep plan yaptılar. İlk darbeyi Konya'da vurdular ve şunu söyledim. Galatasaray'a daha bir darbe daha vuracak bunlar. O darbeyi vurmadan bu ablamız, bu teyzemiz gitmez dedim. Uyardım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Olmuş olanlar, yaşanmışlar, yaşanacak olanlara bir örnektir. İşte sana Kayseri'de puan kaybettirdiler. Sonra Ali Sami'ye geldiler. Alanya maçı, hakem Ali Palabıyık ve Galatasaray'ın orada nasıl doğrandığını, maç 2-0'dan nasıl 2-2'ye geldi, Galatasaray nasıl 9 kişi kaldı, Ali Palabıyık denen hakem lafın gelişi söylüyorum, nasıl Galatasaray'ın 3-0, 5-0, 8-0 kazanacağı maçı nasıl 2-2 berabere bitirterek Galatasaray'ı imha etti. İşte yani 0-0, 1-2, 2-2. Hakem marifetiyle Galatasaray'a kaybettirilen aşağı yukarı burada 7 puan var. Çünkü Galatasaray 2 puan aldığına göre 2 beraberlik. Ama Galatasaray şimdi bu 3 maçtan 9 puanı hanesine yazdıracak. Hesabı görecek. Sonra da arkadaşlar hesabı gördükten sonra diğer aşağıya doğru gördüğünüz maçlar var. Galatasaray'ın oynayacağı diğer maçlar. O maçlarla beraber de lige noktayı koyacak. Ama oralara gelmeden ilk 6 maç sonrasında, yani 7-0'lık görüyorsunuz. 7-0'lık maçın rövanşında Galatasaray zaten bana göre şampiyonluk turunu atacak. Diğer 3 maçta tamamen formalite olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben anlattım detaylı olarak. Sen de söyleyeceksin. Abi hemen ben en sondan başlamak istiyorum. Bize Fenerbahçe evimizde mi yendik, deplasmanda mı yendik? Deplasmanda yendi. Galatasaray ilk maçı deplasmanda kazandı. Bu şeye göre bundan sonra oynanacak. Abi pardon, çok özür dilerim. Ben şimdi ona bakarak. Ha yok. Bu şey önümüzdeki fikstür bu. Ha, sen sol dersen, tarafa o zaman evet, hem dikkat edersen bak şimdi Galatasaray Ankara tamam. 1-2. Şimdi şöyle algılayabilirler diye de sordum. Şimdi hani ilk maçların fikstürü ve skoru gibi de şimdi onu da belirtelim o zaman. Soldakiler ilk bak, skordan. Kayseri Galatasaray 1-2. Öyle tamam, verdim skorları. Tamam. Beşiktaş Galatasaray 1-2. Anladın? Tamam. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin sahası 3-0 bir skorla, net bir skorla yendik. Şimdi düşünsene abi. Ali Sami Yen'deyiz, Nef'teyiz. Biz Fener'e bir 3 doğru atıyoruz. Zaten şampiyon olmuşuz. Zaten 3'te atmaya başladın mı rekor kırarsın bana. Şimdi Fenerbahçe'yi düşünebiliyor musun? Ulan diyorsun. Şampiyonluğu çoktan garantilemiş evet, bir Galatasaray'a gidiyorsun. Evet. Hop bir de 3 tane doğru atıyor abi sana. Oldu mu sana bir sezonda Galatasaray'dan 6 gol yedin abi. Şimdi bu Fenerbahçe psikolojisini
En iyi Zaniolo düzeltir. Şimdi psikolojisi bozuk ya abi. Evet, evet. Şimdi düzeldi ya. Evet. En iyi psikoloji düzeltme seansını Zaniolo girecek onlara. İlk de Jesus'tan başlayacak. Jesus'un artık sakız yeme şeyi bitiyor abi Türkiye'de. Bunun, çok da kötü sakız. Bundan sonra abi cak, 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 bundan sonra abi 3-5 tane saçı var onu yolacak. Bundan sonra artık yeni meslek o saç olmaya başlayacak. Şimdi ben hemen şunu demek istiyorum. Dün yine ben böyle gülmek için izlediğim bir tane spor programında adam diyor ki milli takımın diyor iki ya, karşılaşmasından bir virgül koy unutma milli takım dedim. Yaşlı adamız tabi unuturum diye söylüyorum. Şu Jesus'un sakız çiğneme görüntüleri var ya bir ara bir boş olduğun zaman onları montajla cartla da sakız çiğniyor ya. Tamam, sen yapalım. Ona bir el atarsın. Tamam. Harika bir görüntü çıkar. Ben yaşlı başta da unuturum sen unutmazsın. Tamam ben ona güzel tamam. Bir ses de koyarım. Evet. Ona bir yakışanı yaparım. Güzel. Gerçi ona böyle anma hizmeti gibi oluyor ama neyse yok, bizim amacımız belli. Sakız çiğniyor ya Kasımpaşalı Melahat gibi. Doğru diyorsun abi onu yapalım. Abi adamlar diyor ki İşte diyor sen diyor işte Ermenistan Türkiye işte Hırvatistan Türkiye maçlarını yorumluyorlar. Ben bunu stand-up programı olarak görüyorum. Ama diyor abiler diyor programda bir tanesi spiker kılıklı ve sunduğu hiçbir maçı zaten Türk takımları yenememiş öyle bir adam. Ama diyor abiler diyor farkında mısınız diyor. İlk diyor milli arada diyor Fenerbahçe diyor Galatasaray arasında gidiyor puan farkına bakın diyor. Milli aradan sonra Galatasaray diyor öne geçti diyor. Bu sefer diyor tarih tekerrür etmeyecek diyor. Bu sefer diyor bu milyardan sonra diyor Fenerbahçe Galatasaray önüne geçse ve şampiyon olacak diyor. Geri sardım inanamadım. Böyle biz hani bu kadar gerizekalı değildir dedim ya. Geri sardım. Diyor ki milyardan sonra Fenerbahçe puanı kapatıp diyor. Bir bu kadar da kapattığı kadar fark açacak diyor. Ve diyor Fenerbahçe ligin sonunda diyor şampiyon diyor. Bunu diyen adam da Ermenistan Türkiye'ye 3 atar diyor bir de. Ya abi bunlara yani... Allah akıl dağıtarken bunlar şemsiye mi tutuyordu? Bunlar kapalı alanda mıydı? Zindanda mıydı? Bu zekayla bunları oraya nasıl tutuyorlar? Gülüyorum. Yemin ediyorum ki gülüyorum ya. Bunların yaptığı tahminlere de söylediklerine gülüyorum. Ya bunlar var ya Mertcan. Şöyle bir tablo var. Yine bir kanalın birinde diyorlar ki işte bu haftanın en güzel golü hangisi diye konuşuyorlar aralarında. Şimdi kabul edelim. Aboubakar'ın İstanbulspor'a evet. Attığı harika bir gol var. Hatta Emre Mor'un da Alanya'ya attığı evet. Yine harika bir gol var. Evet. Şimdi Fenerli olan tip ne der? Bu iki golden birini muhtemelen şeyi seçer değil mi? Emre Mor'un attığı evet. Gol. Harika gol. Güzel gol yani. Ne dedi biliyor musun? Bana göre dedi haftanın golü dedi Konya Spor'un dedi Galatasaray'a attığı o ilk gol. Evet ya yemin ederim ben de onu dinledim abi. Ula, böyle bir şey olabilir mi ya? Dedim ki ya kardeşim harbiden yani lan bu nasıl öküzce yuh demenin nalı diyorsun abi. Evet. Lan böyle bir şey olur mu yani? Hiç hesapta olmayan bir şey. Ve şunu da bilmiyorlar. Bak izlemeyenler diyor ki Aboubakar'ın golünü görüyor. Abi bu adam golcü ya diyor adam. Bak bu adam golcü abi bu adam bu işi biliyor diyor. Ulan Aboubakar'ın o maçta bir şutu var o da o şut. Evet. Aboubakar kaleye şutu yok ya. Sen diyorsun ki çok iyi forvet abi. Ulan forvet dedin kaleyi bombalar. Adam bir tane uzaktan şut çekiyor. Tamam jeneriklik bir gol. Eyvallah. Ama sen bu adamı abi kaliteli futbolcu ya. Abi şöyle forvet. Abi bu adam golcü ya. Önce bu o futbolcu bunları satmadı mı? Yarı yolda bırakıp götürüm. Hani ilkeli duruş muruş diyorlar da. Peki sen benim görüşüme katılıyor musun? Galatasaray Beşiktaş maçında şampiyon olur. Başakşehir maçından sonra da tur atar dedi dememe. Abi şöyle söyleyeyim. Ben burada işin yani doğru konuşmak lazım. Şimdi bu biz baktığımız zaman Adana Demirspor biraz riskli bir maç gibi geliyor benim gözümce. Kayseri büyük takımlara biraz dik. Tabii şimdi onları değerlendirelim. Dik bir maç. Alanya yani dik bir takım ama baktığımız zaman Galatasaray hepsine üstün bir takım. Şimdi burada baktığımız yalnız zaman unutma dik takım bu dik takımlara Galatasaray puan kaybediyor da örneğin Kayseri ile Alanya'ya nasıl kaybetmiş? Hakem faktörleriyle tamamen. Şimdi ben sana iki program önce dedim ki abi Galatasaray sahaya 10 kişi çıkıyor. Çünkü rakip 12 kişi başlıyor hakemle birlikte. Şimdi Beşiktaş maçında 13 kişi başlıyor dedim. Neden? Evet. Ya MHK ya TFF işte hakem ve 11 tane Beşiktaş futbolcusu. Burada puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Benim burada sadece ilk 3 maçın birinde tekleyeceğimizi düşünüyorum. Diğer kalan maçları da Galatasaray zaten hak edecek.
hakem faktörüne rağmen kazanacak. Şimdi seninle bununla alakalı bir TFF-MHK dedim. Aklına hemen geldi herhalde abi. Ben hiç konuyu şey yapmadan sen bunu istersen hemen söyle. Ya Galatasaray diyor bu sene şampiyon olursa sadece Fenerbahçe'yi değil, Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, Ceza Kurulu'nu, tahkimi, Fenerbahçe'nin paralı medya uşaklarını yenmiş olacak demişler onlar. Evet yani herkese ders vermiş olacak. Tarihi bir fırsat var Galatasaray'ın önünde şu anda diye bir paylaşım yapılmış. Doğru abi, doğru. Şu Fenerbahçe'nin paralı medya uşakları, bir senin dediğin Emre Mor'la karşılaştırılması gereken Abubakar'ın golünde ulan Konya ne gol attı diyor. Öbüründe de benim dediğim. Milyardan sonra Fenerbahçe puanı kapatıp da diyor bir o kadar da puan açıp şampiyon olacak abi gönlünüz rahat olsun diyor. Aynı bir tip de böyle mi konuşuyor? Gönlünüz rahat aynı, olsun. Aynı tip mi? Aynı tip, aynı ya, aynı. Gönlünüz rahat olsun abi diyor. Bu diyor Fenerbahçe onlar, diyor. Şampiyon onlar diyor. Hasta ya. Onlar harbiden hasta ya. Mafya. Bu arada şeyi tabii Süper Lig'de bu sezon diyor en yüksek seyircili 20 maçı almışlar Mertcan. Bakıyorsun şuradan yukarı bir bak Allah aşkına ya 49-48 böyle başlıyor. İlk 4 sırada Galatasaray var. 5.ye Fenerbahçe 45.000'le girmiş. O da yine içinde Galatasaray var. Galatasaray maçında. Yani Galatasaray bunları 45.000 seyircisi önünde ne yapmış? Devirmiş. Ondan sonra yine Galatasaray bak devam ediyor Galatasaray. 1. bölüm tamamen Galatasaray. Yani her şey, bütün rekorlar Galatasaray'ın elinde. Daha şuraya kadar geliyor. Burada da işte yine bir Fenerbahçe 42 ile Başakşehir'i yapmış. Ya Galatasaray Ankara Gücü maçında bile 41 bin hatta 42 bin seyirci. Sonra Adana Demirspor Fener geliyor. 2 tane Fener. İstanbul Spor maçı ya 40 bin. 40 bin seyirci. Onların Sivas. Sonra işte Fenerbahçe, Alanya ve Fenerbahçe. Ay. Beşiktaş'ta derbi, derbi diyorlar ya bunlar. Derbiye bak abi. Ya derbi dedikleri Beşiktaş'ın sahasında oynanan derbi diye adlandırılan maç 20. sırada ya. Seyirci bakımından Mercan 20. sırada 39 bin seyirci. Ve abi hemen lafını ver. Bir karşısına baksana. Ümraniye ile oynadığımız maçta biz onlara yaklaşık 4200 kişi fark attık. Ümraniye ile oynuyoruz. Evet. Biz kendimizde 4000 kişi fazla oynuyoruz. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Beşiktaş Fenerbahçe ile derbi oynuyor. İşte sonuçta bir şekilde derbi 39.000. Öte yandan Galatasaray'ın sahasında oynanan maç 49.000. Galatasaray'ın sahası kaç bin kişilik abi? 52.620. 52.000'de yani sadece ramak kalmış full olmaya. Evet. Ramak. 52.620 bak düşün. 2000 kişi, 3000 kişi gelmemiş sadece. Evet. Yani baktığı zaman abi şaka gibi ya. Yani olacak işte. 10.000 fark var. Bir abi de şey var tabii. Resmi olarak kayıtlara girmeyen. Tabii canım. Orada biliyorsunuz Galatasaray'ın o tribünün şeyinin stadının çeşitli birimlerinden oralara seyirciler geliyor. Tabii basın oluyor zaten kaç yüz kişi abi. Onu var, bunu var vesaire. Yani 50.000 seyirci arkadaşlar geliyor. Galatasaray hani Beşiktaş'ın kerametinden değil. Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile oynuyor. 39.000'i zor buluyor. Galatasaray Beşiktaş'la oynuyor. 50.000 zaten olacak iş değil. Ve sana bir şey söyleyeyim. O hani Galatasaray burada var ya Fenerbahçe 45.000 yapmış. Çevir bunu tersinden. İkinci yarıda göreceksin. Hani sen dedin ya bir 3 atar diye. Ben 3'le bırakmaz diyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçı 52.620'yi bulur zaten yani. Çünkü Fenerbahçe'nin tepelenişini orada izleyecekler. Çok şanslı bu. Çok şanslı 52.000 kişi var. Evet. Tablo bu. Arkadaşlar burada biz neyi anlatmak istedik? Galatasaray kalan 10 maçtan 30 puanı bir defa alır cebine koyar. Hiç kuşkunuz olmasın. Ha diyeceksiniz ki bir takım laga luga tipler çıkacak. İşte bu adam bunun gibiler yine olacak. Şunun tipine bakın Allah aşkına ya. Ha, pörtlemiş. Galatasaray maçı olunca emmim pörtlüyor böyle. Bir tanesi hadi onu geçtik. Bu. Bakın buna bakın arkadaşlar ne yapıyor? Alanya maçında, Alanya Fenerbahçe maçında
dört cebinden kart çıkartacak. Bir türlü çıkaramıyor. Düşünüyor şimdi. Bundan da konuşuyor. Sanki ondan konuşuyormuş da ulan diyor kartı çıkarsam mı çıkarmasam mı? Çıkarırsam diyor dört diyor şu olur bu olur diyor. Bir şey var galiba. Bir tane YouTuber var. Senle ben izliyoruz. Bunu izleyen 500 bin abonesi var. Biliyor musun? Böyle formalara giyip de. He. Bunun skeçini yapmış abi. İzlemeyenler rica ediyorum izlesinler. Küfürlüyor ama o skeçte. Biz söylemiyor. Aynen izlesinler. Biz burada telaffuz etmeyeceğiz. Bu pozisyonu şöyle değerlendiriyor. Şimdi VAR hakemin hakem odasındaki hakem olarak konuşuyor. Oradan ya ne yapıyorsun diyor hocam diyor. Ya diyor ya ne kırmızısın sarı vereceksin diyor. Elin arka cebinden çek diyor kulaklıktan. Evet. Duymuyor mu hocam diyor. Sana sesleniyorum diyor. Ya sarı vereceğim Fenerbahçe'ye kırmızı veremezsin. Bizi mahvederler diyor. Hemen oh be diyor duydu sonunda diyor. Ulan şu mikrofonla arıza yapıyor diyor. Tamam hocam teşekkür ederim diyor. Senin bir pozisyona dedin ya geçen hafta. Ya dedin o ya dedin ayağının altına o sokuyor dedin. Sarı kartı o yemesi lazım. Kimin hakkında? Dubois hakkında dedin. Tabii Dubois'a yapmışlar. Diyor ki ya diyor Dubois diyor kesinlikle diyor sen futbol bırakman lazım diyor. O tekmenin altına ayak sokulur mu diyor ya. At hocam bunu at diyor ya. Dubois diyor kesinlikle suçlu diyor. Arkadaşlar işte şimdi bunlar da hakem. Böyle hakemler olunca tabii maalesef tabii ben hep söylüyorum. Şimdi Galatasaray'a göreceksiniz. Bu ablamız gitmedi ya. Ablamız orada oturuyor ya. Hatırlayın bak Kayseri maçı darbeyi vurdular. Arda kardeşle kardeşlerle darbeyi vurdular. Peşinden Ali Pala bıyıkla devamını getirdiler. Ben ne dedim? Galatasaray'a bu Lale Orta bir darbe daha vurmadan gitmez. Bundan önce Konya'da darbeyi vurdular mı? Vurdular. Kiminle vurdular? İşte bu zorbayla vurdular. Diyorum ki göreceksiniz Galatasaray'a Adana Demirspor maçında, Kayseri Spor maçında ve Alanya maçında. Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği ilk yarıda hakem marifetleriyle puan kaybettiği bu 3 maçın birinde çok ağır bir darbe indirecekler diyorum. Peki hakem olarak kimi kullanacaklar? Arda kardeşleri kullanabilirler. Yaşar Kemal Uğurlu'yu kullanabilirler. Ne bileyim Ali Palabı'yı tekrar kullanabilirler. Abdülkadir Bitigen denen bir tip var. Onu kullanabilirler. Bunların hepsi Galatasaray düşmanı. Biz şimdi bu uyarılarımızı niye önceden yapıyoruz? Aman bunlara karşı dikkatli olun. Bunlar bu. Hani ne diyoruz? Kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puş da puşluğunu yapar arkadaşlar. Yapar. O yüzden bunlara karşı dikkatli olacağız. Ben bundan sonra şunu söylüyorum çok rahatlıkla. Galatasaray'ın karşısına her türlü engeller çıkacak. Bu tipler çıkacak. O tetikçiler çıkacak. Bu tetikçiler çıkacak. Lale ablaları bunları dolduracak. İmha edin şu Galatasaray'ı diyecek. İşte biraz önce Mertcan söyledi. Bir tip çıkıyor. Milli aradan sonra Fenerbahçe dönecek Galatasaray. Yahu Fenerbahçe hangi futboluyla dönecek? Oynadığı futbola bakın yürüyorlar. Bir tane Valencia diye bir adamları vardı. O Valencia'da sakatlandı. Yok devre dışı. Beşiktaş inanın bana Beşiktaş bunları orada üçler. Normal koşullarda o Abu Bakar Mabu Bakar var ya bunlara bakar bakar yaptırır ya. Beşiktaş bunları üçler. Ama bunlar tabi allem gullem yapacaklar ya. Bir takım abidik gubidik numaralar yapacaklar ya. Her neyse ne halleri varsa görsünler. Demek istediğim şu, Galatasaray 10 maçta 30 puanı alır. Ondan sonra da bir önce şu 3 maç var ya Galatasaray'a puan kaybettirdikleri 3 maç. O maçlarda hesabı görür, alayına bir etek giydirir. Sonra sıra diğer maçlar kazanılır. Onlara bikini ve tanga giydirme yolları açılır. Galatasaray bunu yapar. O hani... Milli aradan sonra Fenerbahçe dönecek. Ulan neyine güvenip de dönecek diyorsun. Neyine dönecek? Adamların sahada yürüyecek halleri yok. Halleri. Hepsi ikinci sınıf, üçüncü sınıf futbolcu. Ve bir ekstra bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Galatasaray'ın yıldızları. Icardi, Mertens, Torreira, o, bu. Hepsi abi gitmişler. Okan Hoca'ya demişler ki hoca hiç merak etme. Sana söz. Biz şampiyonuz. Sana söz ya. Biz şampiyonuz. 10 maç 30 puan. Bitti. Herkes elini yalar bundan sonra. Avucunu yalar böyle. O bakımdan arkadaşlar dalga dümen olacak mı? Olacak. Galatasaray'ın karşısına tetikçiler çıkacak mı? Çıkacak. Galatasaray'ın karşısına bu MHK başkanı biliyorsunuz
İşte Fenerbahçeli yöneticinin üniversitesinde çalışan, eşiyle beraber orada çalışan, hala istifa etmeyen, Fenerbahçe Üniversitesi'nin bilmem ne heyetinde olan falan, Ali Koç hayranı bilmem, bunlar boş duracaklar mı, durmayacaklar mı? Yine bir takım görüntüler alıp servis edecekler mi? Edecekler. Ne diyor ablamız? Ben diyor bilmem ne istediğimi yaparım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben asarım, ben keserim ama... Deşifre oldular arkadaşlar. Deşifre oldular, rezil oldular. Bütün sırları çözüldü. Galatasaray Başkanı, işte genel kurul var, mali genel kurul var. Orada dedi ki kardeşim kimseye pabuç bırakmayız. Kabadayılıkla bu işler olmaz dedi. Çok şeyler. Abi ben o bakımdan Galatasaray yönetiminin bu işin farkında olduğunu, Erden Timur'un da arkadaşlar bu işe uyandığını görüyorum. Bundan sonra göreceksiniz. Bu gürültülere, bu patırtılara asla ve asla Galatasaray pabuç bırakmayacak. Erden Timur ve arkadaşları göreceksiniz. Bunları var ya, bunların alayını abi alaşağı edecekler. Bu arada Mertens'in de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyelim. O da yakında gelecek. Ne diyordu bu abla? Başkan olarak bütün pozisyonlara ulaşabiliyorum. Bununla ilgili VAR'dan da pozisyon çıkarabiliyorum. İyi. Orası da benim kontrolümün altında, Merkez Hekim Kurulu arkadaşlarımın kontrolü. Yap bundan sonra da görelim. Hadi yiyorsa bundan sonra yap bakalım. Yapabilecek misin bundan sonra? Öyle Galatasaray'ı köşeye sıkıştıracaksınız. Deşifre oldular Mertens. Rezil oldular. Kurdukları tezgahlar çıktı açığa. Bir daha olamazlar. Geçelim. Dinleyelim. Güzelliğe bak ya. İnsanın içi açılıyor ya. Ey gözünü sevdiğimin o tarihi Ali Samiyen'de. Burada bir coşku bir başkaydı. Heyecan bir başkaydı. Devam edelim. Bu abla böyle konuşmaya devam edecek. Ama bunların hepsini geçeceğiz. Bunlar bitti artık. Bunlar bitti. Grubunda saha içinde. Bunlar burada Icardi diyor, biraz diyor benim asistlerimi yiyor diyor şey Kerem. Haksız da sayılmaz yani. Biraz bunlar oluyor bugünlerde. Asist yapıyor. Icardi de bunları biraz harcadı, yedi yani. Hah, dinleyelim şimdi bunu. Güzel şey güzel. Burada da şey diyor, ben diyor bundan sonra diyor göstereceğim diyor. Neyse girmeyelim artık oralara ama o güzel marşımızı dinledik. Maçtan sonra da söylenecek çok fazla bir şey yok. Galatasaray bence bu sene kalan 10 maçı kazanır, 30 puan koy üstüne alır başını gider. Var mı ilave edeceğim? Abi yok, bizim için dediğin gibi bu 6 maçı kazansın da sonrakini kayıp mı ediyor? Artık hakemlere mi hediye ediyor? Neydi lan bunların adını açtı? Ya merkez hakem kurulu. MKK. Allah konuşamadım be. MKK'ya mı veriyor? Lale Hanım'a mı veriyor? Lale teyze mi? Jesus emmiye mi? Koç emmiye mi? Kime verirse versin. İlk 6 maç alıp bir şampiyonluk tur atalım da. Bu arada Jesus dedi ya, biliyorsunuz bundan önceki son sohbetim Jesus'la ilgiliydi. Adam Türk futbolunu hakaret etti, rezil etti, 5 paralık etti Türk futbolunu. Adama ceza meza vermediler, neredeyse madalya verecekler. Adamın bu hani masa başında kazanılıyor dedi, ondan sonra onu dedi, bunu dedi, itibarı yok dedi Türk futbolunu. Resmen Türk futbolunu 5 paralık etti, rezil etti, ceza vermediler. Bu ne demek ceza vermedi? Demek ki adamın söylediklerini onlar da kabul ediyorlar, onaylıyorlar. Evet sen doğru söyledin. Türk futbolu sahada değil, işte masa başında, orada burada diyorlar. Ama enteresan olan ne biliyor musun? İki gündür gazetelere bakıyorum. Tek kelime Jesus'a neden ceza verilmedi? Bu adam Türk futbolunun içinden geçti, Türk futbolunu hakaret etti diye tek kelime söylemiyorlar ya. Abi buna Okan Buruk geçseydi şu an 3 maç ban koyuyor. Ne 3 maç? En az 3 maç ban koyuyor. Ne? 10 maç. Şimdi bakıyorsun Dursun Başkan'a sanırım 21 gün alt mahkum mahkumiyeti verilmiş. Koç Ali'ye ne verildi abi? Para cezası. Niye abi? Onun parası bu. Bol o para versin. Para var ya. Bunun parası yok mu? Yani ne alakası var ya? Bilmiyoruz tabii yani. Öbürü hem devlete hakaret edecek. İşte devlet büyükleri selfie yapmadı mı şampiyon olunca o bakanlarla? Şununla bunu devlete laf ettireceksin. Sen sağında slogan attıracaksın değişik değişik. Bunlara müsaade ettireceksin. Şike yapacaksın. Hakemleri etki altına alacaksın. TFF etki altına alacaksın. Yok ya bunu para, sen parayı ver geç. Sen abi giremezsin 20 gün sonra. Senin paran var ya da evet. Abi yani
Bütün mesele ne biliyor musun? Ortada rezil bir durum var değerli kardeşlerimiz. Ama söylenecek de çok fazla bir şey yok. Gelin bir sohbeti kapatalım. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Galatasaray çakallara rağmen, uğursuzlara rağmen, dalga dümencilere rağmen, puşlara kuşlara rağmen, ona buna rağmen, tamam mı? Bütün rağmenlere rağmen, aması fakatı bilmem neyi bol olan her şeye rağmen Galatasaray önce 3 maçta yapılanların hesabını görür. Ondan sonra alayını biliyorsunuz ne yapacağını elden geçirir. Alayına etekleri, bikinleri, tangaları giydirir. 30 puan, 10 maç 30 puan sonrasında şampiyonluk arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı da lütfen unutmayınız. Hoşça kalınız.